FETÖ'de ve PKK'da olan HDP'de yani Şeref, CHP'de ve İYİ Parti'de yok arkadaşlar. Gerçekten iki partide yok. Nasıl yok? Bu iki partide Türkiye'de meclise girmiş. Hatta CHP bu ülkeyi yönetmeye aday. Bu ülkenin muhalefeti en büyük ikinci partisi olmasına rağmen nasıl PKK'da, FETÖ'de olan Şeref bu ikisinde olmaz? Size şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi PKK'nın bir amacı var. Amacı ne arkadaşlar? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Bu ülkeyi bölmek için, Güneydoğu'yu parçalamak için, kendine devlet kurmak için Türkiye'nin yarısını alıp Irak'tan ve Suriye'den bazı toprakları alıp kendine devlet kurmak için elinden gelen her türlü pisliği yapıyor. Herkesle ittifak kuruyor. Her yol mubahtır. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet eden, iktidarına, milletin halkına hizmet eden, herkesi karşısına almak, herkesle mücadele etmek, askeriyle, polisiyle savaşmak, hatta ölüyorlar, geberiyorlar. Buna rağmen yine de pes etmiyorlar arkadaşlar. Ölmelerine rağmen en fazla bir sene, iki sene yaşıyorlar. Yine de pes etmiyorlar. Türkiye'yi bölmek için her türlü kirli ittifak yapıyorlar. Her türlü pis iş bunlara mübah. Herkesle de ittifak kurarlar. Türkiye'nin düşmanı olan herkesten. FETÖ aynı şekilde. Amerika'nın bugüne kadar o 17-25 Aralık olayları ve o MİT tırlarına yapılan operasyonlar sonucu FETÖ'nün ihaneti delil delil ortaya çıkmasına rağmen, her şey tespit edilmesine rağmen CHP'nin FETÖ ile ittifak yapması hala aşikar. Hala. Fethullah Gülen 2010-2011 yıllarında benim Almanya'da döner dükkanım varken geliyorlardı dükkanıma. Adamlar elini açıyorlardı. Diyorlardı ki Allah'ım inşallah bu dönemki seçimleri Erdoğan kazanır. Allah'ın izniyle AKP kazanır. Allah'ın izniyle Erdoğan kazanacak. Allah'ın izniyle Erdoğan kazanacak. İnşallah yakında ümit ediyorlardı. Gözlerinin içleri gülüyordu adamların. Ben görüyordum onları. Şimdi bunların niyeti de Türkiye'yi ele geçirmek, Amerika'ya kendisini koruyan, kollayan, Türkiye'ye teslim etmeyen, yani Amerika ile gizli ittifak yaptığı anlaşıldıktan sonra 17-25'ten sonra terörist olduğu ortaya çıktı ve vatan haini olduğu, darbe yaptığı, 250 kişiyi de şehit etmesi sonrası bu ülkenin terör listesine adını yazdıran FETÖ'de CHP'den ve İYİ Parti'den daha şerefli. Nasıl şerefli? Şimdi oraya gelelim. Şerefi de şunlardan bakın. İYİ Parti FETÖ'nün hizmetkarlığını yapıyor. Bak FETÖ'nün hizmetkarlığını yapıyor. FETÖ kurdu onu. FETÖ Türkiye'ye dışarıdan müdahale edemiyor. Meral Akşener gibi İYİ Parti'yi kullanarak kurmuş olduğu bu partinin içerisine Türkiye'den Türk vatandaşı insanları yerleştirerek, kimi bilerek, kimi bilmeyerek FETÖ'nün amaç ve emellerine hizmet ediyor. Hizmet ediyor bile bile. Yani işte bu yüzden şereften yoksunlar. Yani demek istediğim bu yüzden. CHP ise Erdoğan gitsin de gerekirse PKK bile gelsin. Güneydoğu'da Erdoğan'la kafa kafaya yarışan belediyeleri aday çıkarmayarak HDP'yi destekledi. Ve orada HDP belediyesinin kazanmasına yardımcı oldu. Yani Erdoğan gitsin de bu ülkeye gerekirse PKK gelsin diyen bir zihniyet, hiçbir ideolu, hiçbir amacı yok. Bu ülke isterse batsın, bu ülke bitsin ama Erdoğan gitsin diyen bir zihniyet. Yani CHP ve İYİ Parti'de bu yüzden şeref ve haysiyet ikisinde de yok arkadaşlar. HDP'nin şerefi, haysiyeti onların da yok ama onlardan daha şerefsiz. Onlardan daha şerefli. Çünkü böyle soğukkanlı olun, empati yapın. Adam katil, adam terörist, adam her türlü pisliği yapıyor. İnsan kaçırıyor, şantaj yapıyor, toz işi yapıyor, işkence yapıyor. Yani masum sivil katlediyor, bebek öldürüyor, her şeyi yapıyor. Her türlü pisliği yapıyor. Ama adam ölüyor, öldürüyor. Bir niyeti var. Türkiye'yi bölmek. Türkiye'yi bir numara, en birinci düşman kabul etmiş. Türkiye ile bak, Türkiye ile mücadele etmek için dünyanın en pis ülkesi de olsa, en pis insanı da olsa hemen anında işbirliği yapar. Nasıl ki o Rusya'nın uçağını düşürdüğümüz zaman Selahattin Demirtaş'ın anında Rusya'ya gitmesi buradan pay biçin. Bütün Türkiye'nin düşmanlarıyla herkesten ittifak yapıyor. Bakın
Türkiye baş düşman PKK için. Adamlar ölüyorlar, öldürüyorlar, mağaralarda geberiyorlar. Bak geberiyorlar. Yine de Türkiye'yi bölmekten vazgeçmiyorlar. Öyle CHP gibi şerefsiz değiller bakın. Eğer yanlış söylüyorsam, doğrusunu biliyorsanız yazın oraya doğrusunu bildiğinize. Kendiniz empati yapın. CHP kadar şerefsiz bir parti var mı? Erdoğan gitsin de bu ülke isterse zarar etsin. Türk halkı isterse batsın, iflas etsin, açlıktan ölsün zihniyeti. Onun zihniyetinden başka bir zihniyet var mı? İyi Parti de FETÖ kurdu. FETÖ'nün kurduğu bir parti. FETÖ'nün emriyle kuruldu. FETÖ'ye hizmet ediyor. Ama bakın FETÖ dışarıdan bir düşman. Amerika dışarıdan bir düşman. Avrupa dışarıdan düşman. Düşmanlığı açık açık belli etmiş. PKK bile açık açık düşman. Bize dışarıdan saldırıyorlar. İçeriye girip saldıramıyorlar. Birebir saldıramıyorlar. 15 Temmuz'da FETÖ saldıracağını yaptı, yapacağını. Aldı cevabını. Artık saldırabiliyor mu? Saldıramıyor. FETÖ'nün yapacağı artık hiçbir şey kalmadı. Kendi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde. Ama bakın Meral Akşener sayesinde, İyi Parti sayesinde Türkiye'de Millet Meclisi'ne girdiler. Milletvekilleri koltuk sayıları var. İstedikleri gibi CHP'yle PKK'yla ittifak kuruyorlar. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, Mersin'de belediyeleri aldılar AKP'nin elinden. Güneydoğu'daki belediyeleri HDP'ye teslim ettiler. Yani bu iki partiden daha tehlikeli bir yılan, bir hani çengerekli yılan derler ya, hani kobra yılanı gibi. Dozu hani çok çok etkin olan böyle kobra yılanlar olur ya, o yılanlardan daha zehirli olabilirler mi acaba? İçimizde olup bizdenmiş gibi gözüküp de bizi en ufak bir fırsatta bizi sokmaktan başka hiçbir gayesi olmayan CHP ve İyi Parti'de, ikisinde söylüyorum bakın. Hiçbir gayesi olmayan, sadece Erdoğan gitsin, isterse ülke batsın. Ülke tamamen bitsin. Bizim tek amacımız Erdoğan'ı indirmek. İstediği kadar hizmet versin Erdoğan bu ülkeye. Yine de biz onu hiçbir zaman desteklemeyeceğiz, doğru bulmayacağız diyen Engin Altan'ı düşünün. Engin Altay ne dedi? Bize bu millet bu yüzden maaş veriyor. Bu CHP ve İyi Parti kadar şeref yoksunu bir parti var mı arkadaşlar? Bir düşünün yani. HDP'nin bile bakın, HDP'nin bir ideolü var dedik bakın. FETÖ'nün de ideolü var. İkisi de, birisi ülkeyi ele geçirip İsrail'e, Amerika'ya peşkeş çekmek, ülkeyi ele geçirmek. Diğer ikisi de ülke kurmak kendi bizim topraklarımız üzerinde. Ölüyorlar da yine mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. Asla vazgeçmiyorlar. Ama CHP ne yapıyor? İktidar o kadar almasına rağmen, hep halkın yanındayım demesine rağmen, hep Ekrem İmamoğlu gibi halkı kucaklayacağım, halkı kucaklayacağım demesine rağmen, daha geldiğinin daha birinci senesinde 9 trilyon Türkiye'yi borca soktu. İstanbul Belediyesi'ni. Borca soktu. Geldiğinin ilk yılında. Mansur Yavaş geldiğinin daha ilk yılında Sinan Aygün'den 25 milyon TL'lik rüşvet skandalı patlak verdi. Daha bilmediğimiz ne kadar bunun gibi müteahhitler var. Bunlar hep haraca bağlıyorlar. Sinan Aygün dişli bir insandı. Çıktı, açıkladı. Dedi ben böyle böyle Kılıçdaroğlu'nu aradım. Televizyon şirketleriyle konuştu. Sesini duyurabildi. Onun gibi müteahhitlik yapıp da binlerce Ankara'daki müteahhitler sessizce rüşvetini gidip Ankara Belediye Başkanı'na ödediler. Hiçbirisi de televizyonu çağırıp da hiçbiri cesaret edemez. Ben rüşvet veriyorum, benden rüşvet istiyorlar diyemez. Çünkü kökünü kazır CHP onun. Bir daha Türkiye'de nefes aldırmaz. Hiçbir inşaatı artık ne alınır ne satılır ne inşaat yapabilir, bankadaki paralarına el konur. Hiçbir adım atamaz. CHP onun sülalesini kazır. Parti olarak sülalesini kazır. Bunu yapacak bir müteahhit varsa hem hayatından hem malından, mülkünden, bütün servetinden vazgeçmesi lazım. Sinan Aygün nadir bir kişi. Onu da bitirmeye çalışıyorlar. Bitirmek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Bakalım geçmiş zamanlarda CHP'nin içerisinde milletvekilliği yaptığı için, dişli birisi olduğu için ona biraz zor diş geçiriyorlar. Ama bunu yapacak hiçbir vatandaş yok Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir vatandaş yok. Ben CHP'ye rüşvet verdim, rüşvet alıyorlar. Eğer ben bu rüşveti veremezsem inşaatımı mühürleyecek diyen hiçbir babayiğit yok arkadaşlar. Hiçbir babayiğit. Bütün sülalesini kazır. CHP bütün sülalesini kazır. Bir tane var ya, ağaç bile diktirmez Türkiye'nin hiçbir yerine. Ölümlünün sonuna kadar unutmaz. Kendi adamlarına, kendi belediyelerine, kendi televizyon şirketlerine, kendi gazetelerine adamın her yerden önünü kapadılar. Hiç kimse de onun bağırtılarını duymaz. Adam yok olur gider.
trilyonlara batar. Bunu cesaret edecek bir babayiğit var mı? Yok. Bu yüzden CHP'nin rüşvet aldığı binlerce müteahhitler hepsi sessiz. Sinan Aygun'u da tuz buz ettiler. Yok ettiler. Bakın ses kesildi. Bir anda yok oldu. Sessizliğe büründüler. Aralarında bir anlaşma yapıldı artık. Sinan Aygun'la Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimi arasında. Biz bunu sessizce bir sus pus edelim, bir ara buluculuk yapalım dediler. Televizyon şirketlerine artık bu propagandalar, bu söylentiler düştükten sonra. Ondan önce hiç ilgilenmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu bir anda CHP'nin rüşvet skandalında